Tabii ki şimdi işin oyun kısmına geçelim. Yani tamam mutfağımızı yaptık, bahçemizi yaptık, garden kategorisindeki eşyalara baktık. Şimdi biraz da kardeşim oyun oynamak istiyorum diyebilirsiniz. Tabii ki burada kullanabileceğiniz birçok oyuna dayalı eşya da bulunmakta. Mesela bakın burada bizim kullanabileceğimiz Atari'miz. Atari'yi tabii ki bakın animasyonlu bir şekilde kullanabilir. Ve yine tıkladığımızda farklı bir şey oldu sanırım. Aa, şey oyun içine girdik zannettim fakat burada yanından üstüne bir tane koymuşuz. Yani bunu da eğer ki bir Atari salonu açıyorsanız veya bir internet kafe açıyorsanız kullanabilirsiniz. Bence mükemmel de duruyor zaten. Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi bir modda daha karşınızdayım. Fakat tabii ki de video geçmeden önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ı mod tanımlayabiliyorsanız ben de Sokak Magazine'a aşağıdan kanalıma abone olmanız ve yandaki bildirimlerinizi yeterli. Ayrıca bu kaynaklarda daha buçuk açıklama özelliklerinden de yararlanma şansına sahip olabilirsiniz. Ve tabii ki yenislerden modernizm istemiştim. Ve yenisler boş durmadınız, bana bir çok farklı modernizm. Ve bu önemli şartlı mod arasında mutlulukumuz ev eşyaları modu oldu. Ki sadece önermekle de kalmayıp daha önce topluluk menüsünden hangi modun geleceğini sormuştum. Ve onda da en çok ev eşyaları modunu seçmişsiniz. Buradan da anlaşılıyor ki en çok ev eşyası modunu bekliyordunuz. Ve ben de kırmadım ve ben de bekletmedim. Hemen şu anda da çekmekteyim. Yani artık bu ekran sayesinde Minecraft'ınızda birçok eşyaya sahip olabilir. Ve bunlarla birlikte sadece eşya da değil NPC gibi birçok karaktere de sahip olabileceksiniz. Yani bunlarla birlikte dünyanızda yalnız kalmayacak ve şehrinizde de kullanabileceksiniz. Gerçekten de eklentinin baştan çok güzel olduğunu söylemek gerekiyor zaten ki daha öncesinden bunun diğer bir sürümünü çekmiştim ve güncelleme gelmiş. Ve bu güncellemede de şehirle ilgili daha birçok yeni araç eklenmiş ve üstüne üstlük araba da eklendi. Evet araç dediğime şaşmayın çünkü modumuzda araç da eklenmiş ve gerçekten de mükemmel olmuş. Zaten video içinde güncelleme detaylarına beraber bakmaya çalışacağız. Fakat tabii ki de bakmadan önce benden çekilmesini sağlayan modlar varsa lütfen bunları da yorumlarda belirtin. O zaman şimdi bu eklentiden bahsedelim. Ev ve tüfenin başkasında gördüğünüz gibi bahsettiğimiz gibi komutun ev işaret modu olduğunu söylemiştik. Yani artık bu eklentiden Minecraft'ınızda birçok dekorasyon bloğuna sahip olabilir ve önceden yaptığınız gibi basamakla koltuk yapmanıza gerek kalmayacak. Çünkü bu eklentide koltuk ve daha birçok araç da bulunmakta. Ki sadece bunlarla da kalmayıp NPC'yi zaten söylemiştik. Bunun yanında kullanılabilir eşyalar da bulunmakta tabii ki modumuzda televizyon gibi birçok eşya kullanabilir ve kumandayla bunları açabilirsiniz. Zaten demiş olduğumuz gibi video içinde bunları değineceğiz. O zaman şimdi bu modu Minecraft'a kuralım ve sonrasında beraber inceleyelim. Fakat tabii ki de kuruluma geçmeden önce eğer ki kurumda soruşursanız açıklamada bulacağım linkten kurumcuktan attığım video gibi ve detaylı bilgi edebilirsiniz. O zaman şimdi bu eklentiyi Minecraft'a kurmakla devam edelim. Tabii ki burada modun bize ısmış olduğu hem ev eşyası map'i hem de normal hali var. Burada gördüğünüz gibi hem map'ini indirdim hem de benim oluşturmuş olduğum tanıtım videosu burada bulunmakta. Tabii ki tanıtım videosunu incelikten sonra map'e de beraber bakacağız. Zaten video açıklamasında map'in indirme linkini de hem modun indirme linkini de vereceğim dostlar. O zaman şimdi hemen tanıtım videosu ile başlayalım ve sonrasında modun sunmuş olduğu map'e de birlikte bakalım. Tabii ki burada kurulum için isterseniz daha öncesinden bir video açtırın ya da yeni bir video açarak kurun. Tamamen simse kalmış. Ben burada size modu göstermek için önümde daha önce sunmuş olduğum ve şu anda da gösterdiğim tanıtım videosunda göstermekteyim. Sonraki aşamada tabii ki burada bulunan klasik ayarları sizler yapabilirsiniz. Bizim için burası önemli değil. Bizim için burada önemli olan kısım birazcık aşağıda yer alan demler sıkması olmakta. Ve burada eklentinin doğru bir şekilde çalışabilmesi Satürn 3. özellikleri, özel biyomlar, son olarak da diğer modifikasyon bizleri özellikle açmamız yeterli olacaktır. Sonraki aşamada eklentiler sıkmasına yer alan kaynak paketleriyle bir daha rampa girişimiz olacak. İlk öncelikle buradan kaynak paketlerine giriyoruz. Tabii ki sarışınma kısmına gelmiş olduktan bu modu indirdiğinizde paketlerin menüsünde en üstte alacaktır. Sonrasında benim yaptığım gibi buradan paketlerini seçip Nolet Forn içeri paketin etkileşimimiz yeterli. Tabii ki bunun yanında bir paket daha bulunmakta. Bu da LP botfix olarak geçen bir paket. Yani siz benim gibi burada 1.18.10 veya 1.18.12 sürümünü kullanıyorsanız hata yaşamamak adına bunu da açabilirsiniz ama kullanmıyorsanız tek pakete yeterli olacaktır. Ama yine de her ikisini açmakta fayda var. Doğru bir biçimde çalışması için dostlar. Sonraki aşamada da oranın için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten paket otomatikman etkinleşmekte. O zaman şimdi videoya geçelim. Ve tabii ki de bu bahsettiklerimizin gerçekten doğru olmadığını beraber bakalım. Sen de oynadan Minecraft'ta basamak kullanarak koltuk yapmaktan sıkıldın mı? Yani artık gerçek eşyalar ve canlı yayına geçmeyen eşyalar mı istiyorsun? O zaman bu eklenti tam sana göre. Bu eklenti sayesinde Minecraft'ın da birçok eşyaya sahip olmak istiyorsan ve daha birçok özelliğe sahip olmak istiyorsan bu videoyu kesinlikle ama kesinlikle izlemeni tavsiye ederim. Evet hız kesmeden devam ediyoruz. Peki video başından bahsettiğimiz eşyalar nerede yer almakta? Tabii ki bunlar hem taş kesici içerisinde hem de envanterde aslında yer almakta. Biraz garip gelebilir ama taş kesicinin içerisinde de bakacağız. Şimdi ilk başta envanterimizden alabileceğimiz birkaç eşyayla başlayalım. Tabii ki bunlar hemen hepsi menüsünde en aşağı yerde yine yer almakta. En aşağı indiğinizde burada eşyaların hepsini görebilirsiniz.
görebileceksiniz. Mesela bakın burada modum bizler ısınmış oldu. Hatta çeyreğine bile indiğimizde ne kadar fazla eşya olduğunu görebiliyorsunuz. Ki ben burada en aşağı bile inmedim aslında. Bakın ne kadar fazla eşya oldu zaten burada da yer almakta. Burada görebileceğiniz gibi televizyonlarınız ve daha koltuk gibi birçok seçeneğiniz var. Tabii ki dostlar sadece bir eşyadan tek seçenek yok. Yani mesela ben kırmızı koltuk aldım değil mi? Kırmızı koltuğun sadece kırmızı rengi yok. Birçok renk seçeneği var. Yani kişiye özel renkler de var. Mesela ben diyelim burada maviyi seviyorum. Modda sadece kırmızı olursa ben kırmızıyı niye kullanayım ki kardeşim yani burada. O yüzden modumuz bunu düşünerek birçok farklı kişiye özel seçenek de eklemekte aslında. Bu da gayet mükemmel olmuş zaten. Ki daha önceki sürümünde de tanıtmıştım. O zaman bile gayet iyiydi ve şu anda daha çok geliştirilmiş ve daha fazla eşya eklenmiş dostlar. Tabii ki güncelleme notlarından burada fazla bahsedemesem de açıklama kısmına yazmaya çalışacağım dostlar. Oradan bakabileceksiniz. Şimdi o zaman birkaç tane eşyayla başlayalım. Fazla da lafı uzatmayalım. Burada demiş olduğunuz gibi tabii ki koltuklarımız, televizyonumuz yer almakta. Tabii ki bu televizyonda kullanılmakta dostlar. Bunun için de kumanda kullanmaktayız. Zaten buna da videonun sonlarına doğru değineceğiz. Şimdi o zaman basit eşyalarla yani klasik eşyalarla başlayalım isterseniz. Evet, hemen de şu anda birkaç tane eşya olduğunu görebiliyorsunuz. Bakalım bunlar neymiş? Tabii ki şimdi soracaksınız bunları incelemeden önce sen niye bunları daha önce yaptığın gibi ev eşya modu çekerken niye odalara ayırmadın diyebilirsiniz. Çünkü bu videoyu biraz aceleye çekmekteyim ve ona zamanım yoktu. Ki şunu da söylemek gerekiyor, modda çok fazla eşya olduğu için gerçekten hepsini bir odaya sığdırmam, her kategoride bir eşyayı sığdırmam gerçekten de imkansız olurdu ve videoda göstermesi de çok uzun zaman alırdı. Burada yine kısa kısa göstereceğim. Çünkü sadece bu videoda ev eşyanı incelemeyeceğiz. Üstüne map'ine de bakacağız. O yüzden sizler tabii ki açıklama kısmındaki linkten hem map'ini hem de modu indirerek bakabileceksiniz daha detaylı bir şekilde. Demiş olduğum gibi ben burada biraz daha üzerinden temel olarak değinmekteyim aslında modun. O zaman hemen başlayalım. Fazla da uzattık artık. Bekletmek istemiyorum. Şimdi demiş olduğumuz gibi tabii ki burada koltuklarımız, sandalyelerimiz bulunmakta. Peki kardeşim ben bunlara oturabilir miyim? Tabii ki oturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken üzerine bir kere dokunmak olacaktır. Dokunduğunuzda oturabildiğinizi görebilirsiniz. Tabii ki oturduk ve kullandık diyelim. Nasıl geri kalkacağım? Geri kalkmak için burada tek yapmanız gereken zıplamak ya da inmek olacaktır. İlmeğe bastığınızda şu anda kalkabildiğinizi görebilirsiniz. Şimdi farklı eşyalara bakalım isterseniz. Burada da tabii ki sırada televizyonumuz mu? Yok, televizyon değilmiş sanırım bu. Televizyon zannettim fakat mezar taşıymış. Yani bu şekilde birçok aslında kullanabileceğiniz, birçok alanda kullanabileceğiniz farklı eşyalarda, garip eşyalarda sunulmakta aslında modda. Diğer eşyamız da burada kitchen, yani mutfakla ilgili bir eşya. Bakın zaten maviyle gösterilmiş, yani kategorize edilmiş eşyalarımız burada rahatlıkla bulabileceğimiz anlamına geliyor bu eşyaları. Burada da bakın dolabımız bulunmakta. Tabii ki yine buna tıklayarak öncekilerdeki gibi açabilir ve tekrar kapatabilirim dostlar. Büyük ihtimal yine bu otomatik kapanacaktır dedim ve evet bakın otomatik yine kapanıyor. Biz herhangi bir müdahale etmiyoruz. Fakat tabii ki yine üzerine gelirsek de burada aç butonun yer aldığını görebiliriz. Yani sadece burada açılmış bir kapakla kalmıyoruz aslında. Üzerine geldiğimde aç tıkladığımda bunun içerisine istediğim tabaklarımı, yemeklerimi doldurabilirim dostlar. Gerçekten de mükemmel bu özellik zaten. Birçok modda da görmüştük. Şimdi fazla bekletmeden bir de farklı bir kitchen, yani farklı bir mutfak eşyasına daha bakalım. Bu da bakın demiş olduğumuz gibi mod sadece bir renkte sunmuyordu değil mi eşyalar? Yani kişi özel sunuyordu ki burada kitchen'da da durmamış mod. Bunun da gri rengini bizlere sunmuş. Yani aslında şöyle değişiyor modumuzda. Mesela mutfak kategorisinde her renkte ve tezgahla uyumlu bloklarda sunulduğu için burada da aynı renkte yapılmış. Ki uyumlu bir mutfak yapabilmeniz için bence mükemmel olmuş. Şimdi o zaman bir farklı eşyaya daha geçelim. Tabii ki buna da değmeden önce yine buna tıklayarak açabilir ve yine eşyanızı da izleyebilirsiniz dostlar. Yani bunun aynı mantık diyebilirim. Sadece burada rengi değişmekte. Burada da bakın oyuncu koltukları var. Tabii ki kardeşim ben normal koltukta niye oturayım ki? Yani bir bilgisayarım varsa veya farklı bir şeyim varsa burada oyuncu koltuğu kullanmak isteyebilirim. Tabii ki mod beni burada yine düşünmüş ve oyuncu koltuğu da eklemiş. Oyuncu koltuğunda yine tıklayarak oturabilir ve gayet rahat bir deneyim yaşayabilirim. Üstüne üstlükte şöyle sürülüyor mu diye baktım fakat sürülmüyormuş. Bence sürülseymiş daha güzel olmuş. Ama ilerleyen günlerde bu da küçük küçük eklenemeyecek küçük özellik diyebiliriz aslında. Ki bence şu an bile mükemmel durduğunu baştan belirtmek gerekiyor. Tabii ki dostlar oyuncu koltuklarımızda birçok farklı rengi de sunulmakta. Yani burada gösterdiğim sadece sarı renkte sınırlı değil aslında modumuz. Zaten mutfak kategorisinde bile birçok renk seçeneği varsa gerisini siz düşünün. Tabii ki burada şimdi biraz bahçe kategorisinden devam ediyoruz. Bahçe kategorimizde tabii ki de köpek kulübemiz gibi mükemmel eşyalar var. Mesela bakın bu şekilde köpek kulübenizi yapabilir. Burada köpeğinizi gezdirebilir. Suyunu da bu şekilde içirebilirsiniz. Zaten burada da suyu da eklenmiş yanına. Bence güzel duruyor ve tatlış duruyor. Yorumlarınızı bekliyorum altta. Tabii ki şimdi işin oyun kısmına geçelim. Yani tamam mutfağımızı yaptık, bahçemizi yaptık, garden kategorisindeki eşyalara baktık. Şimdi biraz da kardeşim oyun oynamak istiyorum diyebilirsiniz. Tabii ki burada kullanabileceğiniz birçok oyuna dayalı eşyada bulunmakta. Mesela bakın burada bizim kullanabileceğimiz Atari'miz. Atari'yi tabii ki bakın animasyonlu bir şekilde kullanabilir. Ve yine tıkladığımızda farklı bir şey oldu sanırım. Oyun içine girdik zannettim fakat burada yeniden üstüne bir tane koymuşuz ama bakın böyle durabilir ama biraz sanırım tekstürde hata var.
Ama büyük ihtimalle benim sürümden kaynaklı da olabilir. Eğer ki sürümden kaynaklı değilse de güncellenerek düzeltilir. Yani bunu da eğer ki bir adres alanı açıyorsanız veya bir internet kafe açıyorsanız kullanabilirsiniz. Bence mükemmel de duruyor zaten. Normalde anlatana kadar sabah oldu derler ya. İşte burada da anlata anlata akşam oldu. Her neyse tekrar sabah aldım. Şimdi birkaç tane eşyayla daha devam edelim tabii ki. Burada yine bir farklı eşya geçtiğimizde bu da yine kitchen kategorisinde olduğunu görebiliyorum. Mesela bakın önceki kitchen kategorisindeki eşya neydi? Gri renkteydi baktığımızda değil mi? Mesela bu da farklı bir rengi yine ama musluk hali. Mesela bakın bu da yeşil, böyle biraz daha kapalı yeşil, bordo yeşil de diyebilirim aslında, tam olarak ifade edemedim. Ama gerçekten çok güzel gözükmüyor mu? Yine tabii ki tıklayarak suyunu açabilirim dostlar. Bakın gerçekten de çok güzel bir animasyon ve çok güzel bir detay. Üzerine basarak bu şekilde suyumu açabilir ve elimi yıkadığımda da tekrardan üzerine tıklayarak kapatabilirim. Sadece bu da değil tabii ki, sesimiz de duyuluyor zaten küçük küçük. Gerçekten mükemmel dostlar, başka ne diyebilirim ki? Şimdi o zaman birkaç tane farklı eşyaya devam edelim. Sonrasında sizlerle beraber map'i, yani modun sunmuş olduğu haritayı inceleyelim. Şimdi tekrar envanterimi açtım. Tabii ki ne demiştik dostlar? Modumuzda erişebilmek için hem taş kesici hem de bu yöntemimiz vardı. Peki taş kesiciyi nasıl kullanıyoruz ve taş kesici bize neler sunuyor? Şimdi de buna bakalım küçük küçük, fakat tabii ki de değinmeden önce son sizlere göstermek istediğim mükemmel eşyalar kaldı envanterimizde. Bunları da yine envanterimizde tabii ki bulabiliriz ve hepsinin üzerine indiğimizde yine eşyalar bizleri karşılamakta. Tabii ki bakın burada ilk başta gitar ve bunlara bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Çünkü bunlar moddaki en güzel eşyalar diyebilirim kısacası. Mesela bakın burada müzik çalabilmemiz için gitarımız bulunmakta. Yani ben bunu elime alarak gerçekten de çalabilirim. Ki sadece çalmakla da kalmayıp dostlar, yani ses çıkarmakla da kalmayıp gerçekten animasyonda yer almakta. Bakın mesela tıklıyorum. Şu anda gitarım çalınmaya başladı ve karakterime girdiğimde, envanterime girdiğimde dış görünüşündeki karakter gerçekten de elleriyle beraber gitarı tutuyor ve gerçekten de çalıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu görüntüyü çok oyuncu oyunda da arkadaşınız görebilecek yani. Bu da mükemmel olmuş bence. Görmemesi daha kötü olabilirmiş ama burada mod bunu da düşünmüş ve mükemmel bir animasyon daha eklemiş. Tabii ki bu açık kaldığı sürece müzik de çalabiliriz ama tekrar kapatmak istersek bunun bir diğer versiyonunu kullanmamız gerekiyor. Bu da müzik stop. Yani müziği durdurarak geçen bir gitarı aslında bu gitarla bir yere dokunarak bunu durdurabiliriz. Şimdi durdurduk ama şunu söylemek gerekiyor aslında, gitarın keşke bir versiyon olsaydı ve tıkladığımızda bir kere çalıp bir kere tıkladığımızda durdursaydı. Ama bu şekilde yapılmış, belki bir açıklaması veya farklı bir nedeni vardır. Şu an için bunu bilemiyorum dostlar. Şimdi gel gidelim moddaki zengin göstermek istediğim diğer bir özellik ne? Ondan sonra zaten map'e değineceğimizi söylemiştik. Tabii ki bakın burada gitarı bıraktık ama sanırım animasyon hatası mı oldu yoksa elimde kaldığı sürece mi böyle oldu? Şu an için bilemiyorum. Her neyse. Şu anda onu kafanıza takmayın. Zaten şu anda burada önemli eşyalarımız yer almakta. Ne demiştik dostlar? Bakın burada bizim göstereceğim size 4 tane animasyon var. Peki bu 4 tane animasyon ne işe yarıyor diye soracaksınız. Bunu sizleriniz aldığınızda bakın karakteriniz o animasyonu uygulamaya başlıyor. Yani mesela ben şu anda buradaki animasyonu koydum ve karakterim bunu elimde tuttuğum sürece bu animasyonu tekrarlayacak. Yani repeatleyecek diyebiliriz. Döngü haline gelecek. Eğer ki ben bunu kapatırsam ve tekrar bir farklı animasyona geçersem, elime alırsam ve yine bu animasyonun uygulandığını görebiliyorsunuz. Tabii ki sadece siz burada göremeyeceksiniz. Dışarıdaki oyuncularınız görebilecektir. Tabii ki eklenti indirildiyse bunu da baştan belirteyim dostlar. Şimdi tabii ki bunu da tekrar çıkarttık ve modun sunmuş olduğu diğer bir animasyona geçtik. Bu animasyonu da koyduğumuzda bakın bu şekilde ellerimizi sağa sola sallayabiliyoruz. Yani bunlar aslında 4 tane küçük uygulamamızı ifade etmek için koyulmuş güzel şeyler aslında. Dans etmek için kullanabilir veya tamamen kişiye özel kategorize edilebilir dostlar bunlar. Tamam bu son demiştim ama son bir göstereceğim şey de var ki en önemlisi zaten bu modumuzda. Bakın moddaki eğer ki doğa menüsünde yer alan yumurtalara gelirseniz şu an modun bize sunmuş olduğu hem NPC'leri hem de aracı görebilirsiniz. Ne demiştik video başında? Modumuz sadece NPC sunmuyordu. Bunun yanında kullanabilir araç sunmaktaydı. Ve burada da tabii ki arabamız yer almakta. Modumuz burada gördüğünüz gibi bize tam atımına 2 tane araç sunmakta. Ve bunları kullanabiliriz. Modumuz bize burada bakın 2 tane araç sunmakta demiştik. Ve ikisi de bu şekilde. Peki şimdi gelelim bunları nasıl biniyoruz ve nasıl kullanıyoruz? Tabii ki şu anda ben nasıl kullandığını pek anlayamadım ama mesela bakın koyduğunuzda aracı koyduğumda şu anda oturabildiğimi ve üzerine çıktığımda oturabildiğimi görebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle ya bu bir eğerle kullanılıyor ya da farklı bir sistemle kullanılıyor. Tam olarak bunu çözemedim ama tabii ki sarı inceledik. Bunu çözebilirsiniz. Biz burada tamam yine de bakalım ama iş tasarımına bakmakla yetinsek bile bence gayet güzel olmuş. Fakat burada bir de aç butonu yer almakta bu ne işe yarıyor diye baktım. Evet bu aracımızın envanterine gidiyormuş dostlar. Bakın burada ilk başta araç çalıştırmak için burada bizden eğer gibi bir farklı bir eşya istiyor. Tabii ki sarı bunları yine bakarak araştırarak bakabilirsiniz. Ben bilmediğim için şu anda çalıştıramıyorum aracımı. Tabii ki üstündeki chest'e tıklarsam da şu anda aracım bana sunmuş olduğu depolama biriminden yararlanabilir. Ve küçük eşyamı saklayabilirim.
Tabii ki normal araçlarda zaten fazla alan beklemeyin. Normal araçlarda da kısaca bu şekilde Minecraft'ta da abartılmak istememiş. Çünkü her bir slotta bildiğiniz gibi 64'e kadar eşya koyabiliyoruz. Burada gayet bence yeterli bir alan sunulmuş. O yüzden sayısıyla yargılamayın bence. Evet, bence bu videoyu yeterince uzattık. O zaman bu videomuzun da yavaştan sona gelelim dostlar. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ın mod tanımayı istiyorsanız bana şu kanal adına aşağıdan kanal abonemiz ve yandaki yazışmanız yeterli. Ayrıca bu kanal katakta daha küçük açıklama özelliklerinde her ama şansına sahip olabilirsiniz. Ha bu arada şu anda satardan çıkan karttan kanalımdan gelmiş olduğum eve şaram modlarına hem açıklama kısmındaki linklerden gelebilir hem de sağ tarafta karttan gidebilirsiniz dostlar. Ve demiş olduğumuz gibi modun sunmuş olduğu haritayı ve normal modu da açıklama kısmındaki linklerden indirebileceksiniz. O zaman diğer modda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.